Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Şimdi birçoğunuz evinde harika oyuncu kulaklıkları kullanıyor ama bunu dışarıda da taşımak, dışarıda da kullanmak istiyorlar. Ama bakıyorlar ki telefonun kapasitesi, gücü yetmiyor. Ses çıkış gücü yetersiz kalıyor. Bu hususta ne yapabilir? Yani her türlü kulaklığı kablosuz bir halde kullanabilmek için ne yapması gerekir? Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz kulaklık Asus Cerberus 60 mm'lik sürücüye sahip. Gerçekten beslemesi oldukça zor. Birçok telefonda rahatlıkla besleyemedim. Ve sürekli test ettiğim halde birkaç telefonun besleyebildiğini gördüm. Onlardan bir tanesi HTC One'du. LG G5 Hi-Fi Plus'tı. Ama kablosuz bir halde kullanamıyordum. Bu kulaklığı kablosuz bir şekilde kullanabilmek için yapmanız gerekenler oldukça basit. Bir adet USB alıcı almak. Ama hani AliExpress'ten ya da başka bir yerden 5-10 dolara aldığınız USB alıcılar bu kulaklığı besleyemez. Ve hani o tınıların sıcaklığını veremez. Ama Achtelkern XP10 gerçekten başarılı bir ürün. Hi-Fi kalitede kulaklığı besleyebiliyor, 60 mm'lik sürücünün hakkını da verebiliyor. İstediğiniz her türlü oyuncu kulaklığını, USB girişi olmayacak tabii ki de, stereo girişi olacak, besleyebilirsiniz. Ve gerçekten harika ses kaydı, ses kaydının dışında ses kalitesi yakalayabilirsiniz. Şöyle bir özelliği var, istediğin her yerine asabiliyorsun. Bir oyuncu kulaklığını kablosuz olarak kullanabiliyorum şu an. Sesi açıp kapatabiliyorum. Ve hani Asus Cerberus'la dışarıda dolaşabiliyorum yani. Eğer oyuncu kulaklığınızı ya da diğer kulaklıklarınızı kablosuz bir şekilde kullanmak istiyorsanız, bu görmüş olduğunuz ufak ürün sayesinde bunu rahatlıkla başarabilirsiniz. Tabii aptX HD kodek desteğinin olması da gerçekten iyi bir katkı sağlıyor. Dediğim gibi diğer USB alıcılara nazaran Hi-Fi kalitede hem de kulaklık amfisi özelliği ve DAC özelliği var. Yani dışarıda da hani bir oyuncu kulaklığını kullanabilirsiniz, hem de kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Bu açıdan gerçekten beğenimi kazandı. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Elimden geldiğince sizlere bir oyuncu kulaklığını nasıl kablosuz kulaklığa çeviririz onu gösterdim. Birazcık maliyetli bir çeviri işlemi olsa da gerçekten kaliteli sonuçlar elde edeceksiniz ve müziğin doruklarına ulaşacaksınız diyorum. Benden bu kadar. Hoşça kalın.